Merhaba. Bu videoda sizinle paranın çeşitli işlevleri üzerinde konuşmak istiyorum. Paranın işlevleri. Pekala. Para elbette her gün kullandığımız bir şey ve ne olduğu hakkında genel bir fikrimiz var. Ama bir adım geri atıp gerçekten paranın ne olduğu hakkında düşünmek ilginç olabilir. Para değerini veren şey ne? Para kullanma nedenimiz ne? Altın ve gümüş gibi tarih boyunca paranın yerine başka şeyler kullanıldığını biliyoruz. İyi de tuz ve sigara gibi şeyler de para olarak kullanılırken neden diğer şeyleri kullanmadık? Ekonomistler genellikle paranın işlevlerini yani bizim için yaptıklarını 3 kategoride inceler. Bazen buna dördüncüyü de ekledikleri oluyor. Ama bu konuya bu videoda değinmeyeceğim. Bunu farklı bir videoda işleyeceğiz. Genel olarak kabul gören 3 tanesini burada inceleyelim paranın işlevleri hakkında felsefe yapan bir ekonomist olsaydınız işe para olmasa dünya nasıl bir yer olurdu diye düşünmeye başlayabilirdiniz. Mesela diyelim ki siz bir avukatsınız ve insanlara yasal danışmanlık yapıyorsunuz. Verdiğiniz hizmet bu ve ekonomiye kattığınız değer de bu. Şimdi evinizi dekore etmek istiyorsunuz ve yeni bir sandalyeye ihtiyacınız var diyelim. Gidip bir sandalye almak istiyorsunuz. Bu durumda sandalye üreten birini bulmanız gerekiyor, değil mi? Öyleyse ekonomiye katkısı sandalye üretmek olan birini bulmanız gerekiyor. Bulduğunuz kişinin bu konuda uzman olması ve gerçekten işini iyi yapması lazım. Ancak hayal ettiğiniz dünyada para olmadığı için takas yoluna gitmeniz gerekiyor. Değiş tokuş yapacak bir şey bulmalısınız. İşte buna takas ekonomisi deniyor. Hukukta uzmanlaştığınızı ve ekonomiye bu şekilde değer kattığınızı düşünürsek, bunu yapmak için satıcının yasal danışmanlığa ihtiyacı olduğunu ummanız gerekir. Eğer satıcı sizin sağladığınız hizmete yani yasal danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsa, yani gerçekten bu kadar şanslıysanız, yasal hizmet karşılığında birkaç sandalye alarak takas yapabilirdiniz ve her şey yolunda giderdi. Ama elbette bu çok az rastlanan bir durum özellikle de hangi konuda uzmanlaştığınızı düşününce bu ihtimal biraz daha azalıyor. Aslına bakarsanız siz bir şey isterken başkası da bir şey istediğinde ve bunların örtüşmesi durumunda kullandığımız bir terim var. Buna ihtiyaçların karşılıklı çakışması diyoruz. İhtiyaçların karşılıklı çakışması. Yazmaya değer bir konu. Çünkü takas ekonomisine geçtiğimizde sık sık karşıma çıkacak takas ekonomisi derken bu tarz bir düzenin toplum ölçeğinde gerçekleşmesinden yani herkesin kendi uzmanlığına ve karşıdaki insanın ihtiyacına göre takas yapmasından bahsediyorum. Ama para dünyasında bu durum saçma gözüküyor. Çünkü gerçekte yaptığınız şey şu Burada duracaksınız ve sizin topluma değer katma biçiminiz olarak birine yasal danışmanlık yapacaksınız ve bu hangi hizmeti ürettiklerine bakılmaksızın faydalanmak isteyen herkese açık olacak. Normalde bunun karşılığında size para verirler. Çünkü para herkesin kabul ettiği ve sonrasında canınız ne isterse onun için kullanabileceğiniz bir şey. Bu durumda sandalye istiyorsanız parayı sandalye üreten kişiye verirsiniz. O da size karşılığında sandalye verir. Evrensel takas birim olarak para bu işlevi yerine getirdiği ölçüde değişim aracı olarak adlandırılır. Bu da şu anlama geliyor. Ne zaman bir şeyi değiş tokuş etmek isterseniz dünya ile takas etmekte kullanacağınız ortak değer bu olacak. Ama paranın üstlendiği tek görev bu değil tüm ekonomiyi var etmek ve yasal danışmanlık gibi istediğiniz bir konuda uzmanlaşmanızı sağlamak gibi bir görevin büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Peki, para başka ne işe yarıyor? Sizce paranın olmadığı bir dünyada neyi yapmak daha zor olacaktır? Diyelim ki bir avukat olarak tüketmek istediğinizden birazcık daha fazla yasal hizmet üretiyorsunuz. Ve ileride bir ev almak, çocuğunuzu özel okula göndermek ve bu gibi şeyler için biraz değer biriktirmek istiyorsunuz. İşe değerleri saklayıp biriktirerek başlayabilirsiniz. Takas ekonomisinde para olmadığı için değeri olan bir şeyi bulup onu saklayarak başlamak isteyebilirsiniz. Örneğin sandalyeler bu değeri karşılıyordur ve onları biriktirmek isteyebilirsiniz ya da arazi alıp onu bir kenarda tutabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bunu yapabileceğiniz genel geçer bir araç olmayacaktır. Bu durumda genellikle parayla yaptığımız bir şeyden bahsettiğimizden para için aynı zamanda iyi bir tasarruf aracı da diyebiliriz. Bu da paranın ikinci işlevi olarak düşünülür. Tasarruf aracı bu işlem değişim aracı işlevinden epey farklı. Çünkü takas edecek bir şeye ihtiyaç duyma fikri, değer saklama fikrinden hayli farklı. Üçüncü işleve gelirsek bu sefer de yasal danışmanlığı sandalye ile takas etmek isteyeceğinizi düşünün. Detaylara girmeye başladığınızda kaç saatlik yasal danışmanlığın bir sandalyeye karşılık geleceğini merak edersiniz. Ya da örneğin manava gidecekseniz aynı şekilde kaç saatlik yasal danışmanlığın bir elmaya karşılık geleceğini sorarsınız. Benzer olarak sandalyeci de elma almak istediği her seferde bir elmanın kaç sandalyeye denk geleceğini düşünecektir. Böyle değerler arasında ilişki kurmak, her şeyin değerini ölçmek için kullanabileceğiniz gerçek bir ölçü birimi olmadığı sürece işler gittikçe karmaşıklaşacaktır. Elbette gerçek ekonomide her şeye nerede yaşadığınıza bağlı olarak lira, dolar cinsinden ya da euro cinsinden değer veriyoruz. Ama elinizdeki paraya yine para birimine uygun olarak bir değer veriyorsunuz. Dolayısıyla paranın değer birimi olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da kısacası size başlangıç sayısını yani 1'i verir. Siz de bu 1 lira değerinde ise 3 lira değerinde ne alabilirim diye sorabilirsiniz. Belki avukatın 1 saati 100 lira değerinde ve bu sandalyelerden biri 50 lira değerindedir ve farklı malları bu şekilde kıyaslayarak örnekleri çoğaltabiliriz. Ben bunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Bence bu ne kadar önemli olduğunu gerçekten anlayana kadar değeri anlaşılamayan şeylerden Önümüzdeki videolarda temelde paranın işlevlerinden bir kısmını yitirmesi anlamına gelen Brezilya'daki ünlü hiperenflasyon yani yüksek enflasyon olayından bahsedeceğim. Böylece para bu işlevlerden birini kaybettiğinde toplumun nasıl dağıldığını görebileceksiniz. Bu konuyla gelecek videoda karşınızda olacağım.